Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıf matematik dersimizin bugünkü konusu geometrik örüntüler. Bizler daha önce sayılarla örüntü kurmayı ve örüntünün kuralını bulmayı öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde de geometrik şekillerle ve geometrik cisimlerle örüntü kuracağız ve kurallarını bulacağız. Öncelikle örüntü neydi? Gelin tanımını bir hatırlayalım. Sayıların, şekillerin, sembollerin veya nesnelerin belirli bir kurala göre, evet burası önemliydi çocuklar, belirli bir kurala göre tekrarlayarak sıralanmasına ya da dizilmesine örüntü diyorduk. Peki biz bu kuralı geometrik şekillerle ve geometrik cisimlerle yaparsak da geometrik örüntüler oluşturmuş olacağız. Hemen devam edelim geometrik örüntülerimizi oluşturmaya ve kuralını bulmaya. Evet çocuklar, öncelikle şekillerimizi bakalım birlikte, nasıl bir örüntü var? Nasıl bir kuralla tekrar ediyor geometrik cisimlerimiz? Birlikte bakıyoruz şimdi çocuklar. İki tane mor küpümüz var. Daha sonra da bir tane sarı silindirimiz var. İki mor küp, bir tane de sarı silindir. Bakıyorum, devamına bakıyorum şekillerin. Tekrar bir mor küp, bir mor küp daha ve bir tane daha sarı silindir karşıma çıktı. Ne yaptı? Şu anda şekiller tekrar etmeye başladı. O zaman benim örüntüm oluşmaya başladı demektir. 2 mor küp, 1 sarı silindir. 2 mor küp, 1 sarı silindir. Örüntüye devam ediyorum. 2 mor küpüm, 1 sarı silindirim daha var. Evet. Bu sarı silindirden sonra ne gelecek? Hangi cisim gelecek dersek ne diyeceğiz çocuklar? Bir mor küp daha gelecek. Onun yanına bir mor küp daha, daha sonra bir tane silindirimiz gelecek. O zaman örüntümüzün kuralını yazalım hemen. Ne deriz? 2 mor küp 1 sarı silindir. Evet, örüntümüz bu şekilde devam edecek çocuklar. Devam edelim başka bir örüntüye. Burada da bize bir örüntü verilmiş. Örüntüde eksik kalan parçaları bulmamız isteniyor. Öncelikle örüntümüzün kuralını belirlememiz lazım. Bir tane üçgenimiz var, iki tane silindirimiz var, bir dairemiz var. Henüz tekrarlayan karşıma çıkmadı, öyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. Tekrar bir üçgen karşıma çıktı. Yani en baştaki şekil tekrar karşıma çıktıysa burada bir örüntü vardır diyebilirim. Evet, böyle belirleyebilirim. Devam ediyorum. Bir tane üçgenden sonra bir silindir. Evet, üçgen, silindir, daha sonra bir silindir daha gelmesi gerekiyor. O zaman buraya şöyle yazayım. Silindir. Renklerini de söyleyebiliriz. Bir sarı silindir gelecek. Daha sonra örüntüyü takip ediyorum. Neydi? Üçgen, silindir, silindir, daire. Üçgen, silindir, silindir, daire. Daireden sonra ne gelmeliydi? Üçgen gelmeliydi. Evet, buraya da tekrar üçgen yazıyorum. Ve üçgenden sonra da tekrar silindir gelmesi gerekiyordu. Buna göre örüntümün kuralını da yazayım. Renklerini de söyleyebilirim. Ben yine uzun olmasın diye renklerini yazmıyorum çocuklar ama bazı örüntülerde aynı şeklin farklı renkleri de olabilir. O yüzden renk belirtmek daha doğru olur. Hemen yazıyorum örüntünün kuralı: bir üçgen, iki silindir, bir daire. Evet, bu şekilde de örüntümüzün kuralını belirlemiş olduk. Peki devam edelim. Yukarıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öncelikle örüntümüzün kuralını bulacağız. Daha sonra boş bırakılan yerlere hangi şekillerin gelmesi gerekiyor? Birlikte bakacağız çocuklar. Bakalım, iki tane dikdörtgenimiz var. İki dikdörtgen, bir üçgen, bir daire. İki dikdörtgen, bir üçgen, bir daire ve tekrar dikdörtgene geçtiğine göre ben diyebilirim ki artık örüntüm başa dönmeye başladı. İki dikdörtgen, bir üçgen, bir daire. Ters üçgenimiz var. O zaman örüntümüz bu şekiller üzerinden ilerleyecek. Şöyle daire içine alıyorum. Bu sıra üzerinden devam etmesi lazım örüntünün. Peki o zaman bir tane dikdörtgenimi gördükten sonra yanına ne demem gerekiyor? Hemen bir dikdörtgen daha gelecek.
sarı bir dikdörtgen, daha sonra ters üçgeni zaten onlar belirlemiş. Üçgenden sonra ne geliyor çocuklar? Örüntümüze bakın orada. Üçgenden sonra kırmızı bir dairemiz var. Yine dairemizin yanında tekrar örüntü başa döndüğün zaman ne geliyor? Yine bir dikdörtgenimiz geliyor. Peki buna göre aşağıda bakacağız. Ne arayacağız? Bir dikdörtgen, bir daire, daha sonra tekrar bir dikdörtgen daha bulmamız gerekiyor şıklarda. Hemen şöyle şıkları incelediğimiz zaman hangi şıkkı işaretlememiz lazım? C şıkkını işaretlememiz lazım. Çünkü bize buraya koyacağımız dikdörtgen, buradaki daire ve yine buradaki dikdörtgeni de bu şık veriyor. Evet, doğru cevabımız C şıkkı olmalı. Şimdiki sorumuzda da bir örüntümüz var. Bu örüntümüzün kuralını belirleyeceğiz önce. Daha sonra bu örüntünün kuralıyla aynı özelliklere sahip olan diğer örüntüyü bulmamız isteniyor bizden çocuklar. Evet, böyle sorularda karşınıza çıkabilir bu örüntü sorularında. Bu şekilde farklı farklı sorular karşınıza çıkabilir. Önce yukarıdaki örüntünün kuralını bulacağız. Aynı örüntü kuralına sahip başka bir örüntü daha bulacağız aşağıdaki şıklardan. Hemen bakıyorum. İki basketbol topu gördüm. Bir bardağımız var. Tekrar bir basketbol topumuz var ve kağıttan bir uçağımız var. Kağıttan uçaktan sonra yine iki basket topu, bir bardak, yine bir basket topumuz daha var. Daha sonra da bir uçağımız var. Evet, o zaman örüntüyü şu şekilde belirleyebilir miyim? Çünkü buradan sonra tekrar ediyor. Demek ki örüntümüz bu şekilde devam edecek. Bundan sonraki gelenler, uçaktan sonraki gelen şekiller ne olacak çocuklar? Yine iki basketbol topu, bir bardak, bir basketbol topu, bir uçak şeklinde tam 5 nesneden oluşan bir örüntümüz var şu anda. Şimdi aşağıda da bu örüntü kuralına sahip yeni bir örüntü bulmamız gerekiyor. Yani başlangıçta iki şeklin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Çünkü buradaki iki basketbol topuyla başlamış örüntümüz. İki şekil aynı olan B şıkkı ve C şıkkı var. A şıkkı üçgen ve daire ile başladığı için, birbirinden farklı şekillerle başladığı için A şıkkını eliyorum. İki basketbol topundan sonra bir tane bardağımız geliyor. Demek ki farklı bir şekil gelmesi lazım. Burada da evet üçgen gelmiş, diğerinde de üçgen gelmiş. Olabilir. Devam ediyorum. Bardaktan sonra basketbol topu gelmiş. Yani başlangıçtaki şeklin aynısı. Peki devam edelim. Evet, burada da aynı şekilde gelmiş. Peki basketbol topundan, pardon, özür diliyorum çocuklar. Buradaki başlangıçtaki şeklin aynısı olması gerekiyorken C şıkkında farklı şekiller denk gelmiş birbirine. O zaman C şıkkı da olmaz diyorum. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, iki tane karemiz var. Bir ters üçgen. Daha sonra tekrar bir karemiz var. Ve daha sonra da bir dairemiz var. Evet, siz de benim gibi birdenbire yanılmayın. Daha dikkatli olun. Evet, dikkat etmezsek gördüğünüz gibi hata yapmamız çok kolay olabiliyor geometrik şekillerde. Devam ediyorum çocuklar. Geometrik örüntüye yine bir örüntü kuralı belirlememiz gerekiyor. Bir karemiz var. Karemizi dörde bölünmüş ve bir parçası boyanmış. Bu örüntünün dördüncü adımda aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bu örüntünün dördüncü adımını bulacağız şimdi. Çocuklar bakıyoruz. Kareler dört parçaya bölünmüş ve parçalar boyanmış. Ama bir kurala göre boyanmış. Önce bu kuralı bulacağız. Evet, burada bakın ilk şeklimizde sağ üst kutucuk boyanmış. Daha sonra aşağı inerek gördüğünüz gibi alt kutucuk boyanmış. Sonra bu kutucuk döndürülmüş sanki, değil mi? Bu tarafa doğru. Bakın, daha sonra bu kutucuk boyanmış ve tekrar döndürdüğümüzü, yukarı doğru çevirdiğimizi düşünürsek yeni boyanacak yer neresi olur? Burayı da dörde bölüyorum. Ne dedik? Ok yönü yukarıyı gösteriyor. Artık buradaki şeklimin boyanması gerekiyor. Evet. Biz karelerimize tekrar bakalım. Sanki yukarıdan aşağı, yana, yukarı ve tekrar sağ tarafa doğru
gidiyor görüyoruz, öyle değil mi? Bu şekilde dönüyor gibi karemizin içerisindeki boyalı olan kutucuk bu şekilde yer değiştiriyor. O zaman biz sol üstteki boyalı şıkkı bulmamız gerekiyor. Bu da hangi şıkkımız bizim? C şıkkımız. Evet çocuklar, şimdi gelin bizler de birer geometrik örüntü oluşturalım. Kendimiz oluşturalım geometrik örüntülerimizi. Mesela bir küp alıyorum elime. Hemen şöyle, evet, küpümüze bakalım. Şöyle yerleştirelim birlikte. Önce küpümüzle başlayalım. Küp, yanına bir silindir ekledim. Tekrar küp, tekrar bir silindir. Örüntümüzün kuralını fark ettiniz mi? İki geometrik cisimden oluşan bir örüntü. Küp, silindir. Küp, silindir. Şimdi ne gelmeli? Küp gelmeli tekrar ve daha sonra bir silindir daha. Örüntümüzün kuralı bir küp bir silindir şeklinde. Bir küp bir silindir. Küp silindir, küp silindir şeklinde. Hemen bir tane daha oluşturuyorum çocuklar. Sizler de hatırlayacaksınız bu geometrik cisimlerimizi. Ayrıca da tekrar etmiş olacağız. Burada da bir tane kare prizmamız var. Evet, üst tarafı kare olduğu için bir kare prizma. Daha sonra bir silindir alalım yine. Ve bir tane de sarı ve diğerinden daha kısa bir kare prizmamız olsun. Evet, uzun kare prizma, silindir, kısa kare prizma. Şimdi bu örüntüyü devam ettiriyorum. Ne gelmesi lazım? Yine bir tane uzun kare prizma, bir silindir ve bir tane daha sarı kare prizma. Evet çocuklar, ne oldu? Şöyle de biraz yaklaştırayım. Üç tane geometrik cismin tekrar etmesiyle oluşan bir örüntü oluşturmuş oldum. Evet. Şu şekilde örüntümüz burada görünüyor. Daha sonra örüntü tekrar etmeye başlıyor. Bir tane daha oluşturacağım çocuklar. Hemen bir tane daha oluşturayım. Buradaki örüntülerim, cisimlerimizi biraz şöyle kenara alıyorum. Evet, bir tane daha oluşturalım. Bu sefer de bir dikdörtgenler prizması, küp, bir dikdörtgenler prizması daha, silindir. Şimdi gördünüz mü? Dikdörtgenler prizması, küp, dikdörtgenler prizması ve bir silindir. Örüntüyü devam ettiriyorum. Tekrar bir prizmamız var. Küpümüz var. Küpten sonra ne geliyor çocuklar? Bir tane daha prizmamız var ve daha sonra da silindirimiz var. Evet, dört tane şeklin tekrar etmesiyle oluşan bir örüntü oluşturdum. Bakın, örüntümüz buradan başlıyor ve silindirden sonra tekrar başa dönüyor. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle birlikte geometrik şekiller ve geometrik cisimlerden oluşan örüntüleri öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.